Darwinizm cehalet ortamında gelişir. Ara fosil olmadığı halde varmış telkini yapar. Sahte deliller sunar. Bulunan bütün fosiller yaratılışı ispat ettiği halde bunun tam aksini savunur. Tesadüfler sonucu oluşma ihtimali ancak 10 üzeri 950'de 1 olan, diğer bir deyişle oluşması imkansız olan proteinlerin tesadüfen oluştuğunu iddia eder. Tesadüfen oluşmaları imkansız olan bu proteinlerden yine tesadüfler sonucunda sanatçılar, bilim adamları, profesörler meydana geleceğine herkesi inandırmaya çalışır. Hatta bu profesörlerin kendilerinin nasıl tesadüfen meydana geldiklerini üniversiteler kurarak araştırdığına inandırmaya çalışır. Darwinizm bir canlı hücre kromozomunda dev bir kütüphaneden daha fazla bilgi kodlanmış olmasını kör tesadüflerin mucizesi olarak görür. Görmeyen, duymayan, hissetmeyen şuursuz atomların gören, duyan, hisseden, düşünen şuurlu insanlar haline gelmesinin tesadüflerin sözde ilahi gücünden olduğunu iddia eder. Tesadüf, Darwinizmin sözde mucizeler meydana getiren ilahıdır. Darwinizm, son 200 yılın en büyük kitle aldatmacasıdır. Darwinizmin kitle büyüsüne kapılanlar, en fazla önümüzdeki 5-10 yıl içinde bu karmaşık oyuna nasıl düştüklerini şaşkınlıkla göreceklerdir. Evrim teorisi, Yüce Allah'ın varlığını ve yaratılış gerçeğini inkar eden, tüm canlılığın başıboş tesadüfler sonucunda ortaya çıktığını iddia eden din karşıtı bir ideolojidir. 20. yüzyılda ortaya çıkan bilimsel gerçekler, teorinin tüm dayanaklarını yitirmesine yol açmıştır. Bu teorinin geçersizliği, günümüzde ilkokul seviyesindeki bilgilerle dahi kolaylıkla anlaşılmaktadır. Sadece biyoloji derslerinde öğretilen hücrenin kompleks yapısı hakkındaki bilgiler dahi, tesadüf mantığı üzerine kurulu evrimci iddiaların saçmalığını göstermeye yeterlidir. Tüm bu açık gerçeklere rağmen, Müslümanlar arasında materyalist telkin ve propagandaların etkisine kapılarak bu bilim ve din dışı teoriyi destekleyen kimselere rastlanabilmektedir. Bu telkinlere kapılan bazı Müslümanlar da evrim teorisini bilimsel bir gerçek sanmakta ve bu teoriyle Allah'a iman arasında bir orta yol bulma arayışına girmektedirler. Söz konusu kişiler, Darwinizmin canlılığın kökeni hakkındaki senaryosunu aynen kabul ederler. Ancak bu senaryonun Allah'ın kontrolünde olduğunu savunarak, evrim teorisiyle İslam dini arasında sözde bir uzlaşma sağlamaya çalışırlar. Ne var ki, Allah'ı ve yaratılışı inkar temeli üzerine kurulmuş olan bu teoriyi, dine uygun hale getirme yönündeki bir çabanın Kur'an'a göre hiçbir akılcı yönü yoktur. Çünkü evrim teorisi, evrendeki canlı cansız hiçbir varlığın yaratılmadığını, aksine kendi kendilerine doğa şartlarının etkisiyle tesadüfler ve rastlantılar sonucunda ortaya çıktıklarını savunur. Oysa yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de göklerdeki, yerdeki ve ikisi arasındaki tüm varlıkları sonsuz bir ilim ve kudret sahibi olan Allah'ın yoktan var ettiği, yani her şeyin yaratıldığı bildirilmektedir. Görüldüğü gibi evrim teorisi daha en başından ilahi yaratılış gerçeğiyle çatışmaktadır. Bu noktada bazı insanların zihinlerini karıştıran bir konuya da açıklık getirmek gerekir. Elbette ki Allah dileseydi, canlıları evrimle de yaratabilirdi.
Ancak Kur'an'da bu yönde hiçbir açıklama ya da işaret yer almamaktadır. Evrimcilerin öne sürdüğü gibi türlerin uzun sürede aşama aşama oluşumunu destekleyecek tek bir ayet bile bulunmamaktadır. Aksine bütün deliller canlıları Allah'ın bir anda eksiksiz olarak yarattığını göstermektedir. Kur'an Darwinizmi Yalanlıyor isimli filmimizin birinci bölümünde evrim iddiasının Kur'an ayetleri tarafından nasıl yalanlandığını ve evrimin Kur'an'ın özüne ve ruhuna ne derece aykırı bir teori olduğunu delilleriyle göreceğiz. Kimi Müslümanlar canlılığın ortaya çıkışını açıklarken, bilimsel açıdan hiçbir geçerliliği olmayan evrimci izahlara sığınırlar. Mutasyon, doğal seleksiyon, sudan karaya geçiş, karadan havaya geçiş gibi gerçek dışı ve akıl dışı açıklamalarla canlıların varoluşunu açıklamaya çalışırlar. Oysa Allah, dilediğini dilediği şekilde ve zamanda örneksiz olarak yaratan, yoktan var edendir. Her türlü eksiklikten uzak olan, hiçbir şeye ihtiyaç duymayandır. Allah'ın yaratmak için hiçbir sebebe, aracıya, kanuna ya da aşamaya ihtiyacı yoktur. Evrendeki tüm sebepleri ve kanunları Allah yaratmıştır ve Yüce Rabbimiz bu sebep ve kanunların hepsinden münezzehtir. Bu nedenle dünyada her şeyin belli sebeplere, doğa kanunlarına bağlı olması kimseyi yanıltmamalıdır. Göklerin ve yerin Rabbi olan Allah, dilediği takdirde bu sebepleri ortadan kaldırabilir. Bu, Allah için son derece kolaydır. Kur'an'da da bu gerçek birçok ayetle haber verilmiş ve Allah'ın yaratması hakkında şunlar bildirilmiştir. Onu istediğimizde herhangi bir şey için sözümüz ona yalnızca ol demekten ibarettir. O da hemen oluverir. Dirilten ve öldüren O'dur. Bir işin olmasına hükmetti mi, ona yalnızca ol der. O da hemen oluverir. Bir örnek vermek gerekirse, Allah'ın bir akciğeri zaman içinde evrimle ya da başka bir mekanizmayla meydana getirmeye ihtiyacı yoktur. Allah dilerse, insanları akciğere ihtiyaç duymaksızın, havadan oksijen solumalarına gerek olmadan hayatta kalacakları şekilde de yaratabilir. Bu yüzden insanın Allah'ın büyüklüğünü, gücünü düşünürken de kendi duyularının ve aklının sınırlarıyla düşünmesi çok büyük bir yanılgı olur. Allah, gökleri, yeri ve ikisi arasındaki her şeyi, tüm canlıları yalnızca dilemiş ve yaratmıştır. Kur'an'da Allah'ın evreni ve canlıları mükemmel bir şekilde yarattığı pek çok ayette bildirilmektedir. Evrimsel yaratılışı savunanların aksine Allah önce eksik organlı, kusurlu yaratıklar yaratıp onları zaman içinde maymuna dönüştürüp maymunları da çeşitli ara geçiş formlarından evrimleştirerek insanı biçimlendirmemiştir. Bunun tam aksine Kur'an'da Allah'ın insanı en güzel biçimde yarattığı bildirilmektedir. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Size düzenli bir biçim verdi. Suretlerinizi de güzel yaptı. Dönüş O'nadır. Evrimsel yaratılış iddiasıyla ortaya çıkan çevrelerin göz ardı ettikleri önemli bir konuda Allah'ın benzersiz yaratma şekilleridir. Allah, melekler, cinler ve şeytan gibi insandan ve hayvandan çok farklı yaratılışa sahip canlılar da var etmiştir. Kur'an'da bildirildiğine göre bu varlıkların hiçbiri uzun bir süreç sonucunda aşama aşama evrimleşerek meydana gelmemişlerdir. Hepsi Allah'ın dilemesiyle bir anda sebeplerden bağımsız olarak yoktan yaratılmışlardır. Çünkü Allah yaratmada hiçbir sürece aşamaya ihtiyaç duymayandır.
Kimi evrimciler insanın yaratılışı hakkındaki Darwinist yanılgılara bilinçsizce sarılırlarken meleklerin, cinlerin ya da şeytanın yaratılışları hakkında hiçbir açıklamada bulunmamaktadırlar. Ayetlerde meleklerin yaratılışı şu şekilde tarif edilir. Hamd, gökleri ve yeri yaratan ikişer, üçer ve dörder kanatlı melekleri elçiler kılan Allah'ındır. O, yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir. Ayette geçen ifadeden de anlaşıldığı üzere, melekler görünüm itibariyle insanlardan çok farklıdırlar. Nitekim Allah ayette, o yaratmada dilediğini artırır ifadesiyle de farklı yaratış şekillerine dikkat çekmiştir. Melekler, Nahl suresi 49. ve 50. ayetlerinde bildirildiği üzere Allah'ın emrinde olan varlıklardır ve insandan önce yaratılmışlardır. Allah, ilk insan olan Hazreti Adem'i yaratacağı zaman bunu meleklere bildirmiş ve onlara Hazreti Adem'e secde etmelerini emretmiştir. Kur'an'da ayrıca ölüm meleklerinden, Cibril'den ve Mikail'den de bahsedilmektedir. Melekleri onların yüzlerine ve arkalarına vurarak yakıcı azabı tadın diye o inkar edenlerin canlarını alırken görmelisin. Her kim Allah'a, meleklerine, elçilerine, Cibril'e ve Mikail'e düşmansa artık şüphesiz Allah da kafirlerin düşmanıdır. Allah Kur'an'da Hazreti İbrahim'e, Hazreti Lut'a ve Hazreti Meryem'e de melekleri gönderdiğini bildirmektedir. Hazreti İbrahim'i, Hazreti İshak ve Hazreti Yakub'u müjdeleyen melekler selam sözüyle eve girmişlerdir. Aynı melekler Hazreti Lut'a kavminin helak olacağını haber vermişlerdir. Meryem suresindeki ayetlerde ise Allah'ın Hazreti Meryem'e Cibril'i gönderdiği ve Cibril'in Hazreti Meryem'e ben yalnızca Rabbinden gelen bir elçiyim dediği bildirilmektedir. Bu elçiler Allah'ın dilemesiyle Hazreti İbrahim'in, Hazreti Lut'un ve Hazreti Meryem'in yanında var edilmişlerdir. Allah'ın dilemesiyle dilediği yerde ve dilediği surette bir anda yaratılmışlardır. Allah bu ayetlerde herhangi bir süreçten ya da evrimleşme aşamalarından bahsetmemektedir. Bu örnekler Allah'ın sonsuz yaratma gücünü sebeplerden ve aşamalardan bağımsız olarak yoktan var edişini bir kez daha ortaya koymaktadır. İşte insanların yaratılışı da aynı melekler gibi bir anda ve Allah'ın ol demesiyle gerçekleşmiştir. Bazı Müslümanların evrim teorisinin köhne aldatmacalarına yer verdikleri yazılarında bu gibi mucizevi yaratılışlarla ilgili herhangi bir açıklamaya rastlanmamaktadır. Melekler gibi cinler de insanlardan farklı bir yaratılışa sahiptirler. Allah insanın balçıktan, cinlerin ise ateşten yaratıldığını şöyle haber verir. İnsanı ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yarattı. Canlı da yalın dumansız bir ateşten yarattı. Allah, Kur'an'da insanların ve cinlerin yaratılış amaçlarını da bildirmektedir. Ben, cinleri ve insanları yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım. Açıkça görüldüğü gibi insanlar ve cinler farklı varlıklardır. Yaratılış amaçları ise aynıdır. Yalnızca Allah'a ibadet etmek. Kur'an'da, özellikle de Cin suresinde cinler hakkında çok detaylı bilgiler verilmektedir. Allah'a iman etmeleri, Allah'tan korkmaları, Kur'an'a teslim olmaları, Kur'an'ı dinlemeleri. Nem suresindeki ayetlerde bildirilen Hazreti Süleyman kıssasındaysa cinlerin madde nakli, hızlı hareket etme gibi farklı yeteneklere sahip oldukları haber verilmektedir.
Hud suresinin 119. ayetinde bildirildiği üzere cinler de yaptıklarının karşılığını ahiret gününde eksiksizce alacaklardır. Aynı melekler gibi cinler de insandan önce yaratılmışlardır. Allah Hazreti Adem'i yarattığı zaman meleklere ve iblise ona secde etmelerini emreder. Ardından da iblisin cinlerden olduğunu şöyle açıklar. Hani meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblisin dışında diğerleri secde etmişlerdi. O cinlerdendi. Böylelikle Rabbinin emrinden dışarı çıkmıştı. Bu durumda beni bırakıp onu ve onun soyunu veliler mi edineceksiniz? Oysa onlar sizin düşmanlarınızdır. Bu zalimler için ne kadar kötü bir tercih değiştirmedir. Allah cinleri dumansız bir ateşten yaratmıştır. Ayetlerde herhangi bir evrim sürecinden, tesadüflerden ya da evrimleştiren herhangi bir mekanizmadan bahsedilmemektedir. Çünkü cinler için de evrimle yaratılış diye bir şey söz konusu değildir. Onlar da Allah'ın dilemesiyle bir anda var olmuşlardır. Herhangi bir süreç geçirmeden, mütasyona ya da doğal seleksiyona uğramadan bir anda yaratılmışlardır. Allah için yaratmak çok kolaydır. Sonsuz güç sahibi olan Rabbimizin yaratmak için hiçbir sebebe ihtiyacı yoktur. Yüce Allah cinleri ve melekleri nasıl farklı şekillerde ve yoktan var ettiyse, insanı da aynı kudretle evrime gerek olmadan ayrı bir varlık olarak yoktan var etmiştir. Kur'an ayetlerinde Rabbimizin birçok peygambere çeşitli mucizelerle lütufta bulunduğu haber verilmektedir. Ayetlerde bildirildiğine göre, Hazreti İsa çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıp, onun içine üfürdüğünde, kuş Allah'ın dilemesiyle hayat bulmuş, canlanmıştır. Bu gerçek, Kur'an'da şöyle bildirilmektedir. Ben size çamurdan kuş biçiminde bir şey oluşturur, içine üfürürüm, o da hemencecik Allah'ın izniyle kuş oluverir. Allah bilinen sebeplere bağlı olmaksızın bir canlı oluşturmuş, ona can vermiştir. Hiçbir evrim süreci yaşanmadan, aradan zaman geçmeden, ara aşamalar olmadan çamurdan canlı bir varlık oluşmaktadır. Bu, Allah'ın bir mucizesi ve evrime inanan Müslümanların açıklayamadıkları önemli bir gerçektir. Allah bir canlıyı var etmek için aşamalara ihtiyaç duymayandır. Buna çok benzer bir başka örnekse Hazreti İbrahim'le ilgilidir. Ayetlerde Allah'ın cansız varlıklara mucizevi şekilde can verdiği bildirilmektedir. Hani İbrahim, Rabbim, bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster demişti. Allah ona, inanmıyor musun deyince, hayır inandım, ancak kalbimin tatmin olması için, dedi. Öyleyse 4 kuş tut, onları kendine alıştır, sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır, sana koşarak gelirler. Bil ki şüphesiz Allah üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. Bir diğer ayette ise Rabbimiz Hazreti Musa'nın asasını yılana dönüştürdüğünü ve böylece ona büyücülerin hilelerini yok ettirdiğini bildirmektedir. Bu ayetlerde bildirilen mucizelerin her biri Allah'ın dilemesiyle bir anda yaratılmıştır. Hazreti İbrahim'in canlandırdığı kuş da, Hazreti İsa'nın çamurdan oluşturduğu kuş da, Hazreti Musa'nın asasının dönüştüğü yılan da bir anda var olmuşlardır. Herhangi bir evrim sürecinden geçmemiş, sonsuz güç sahibi olan Rabbimizin dilemesiyle canlanmışlardır. Kur'an'da Allah'ın mucizevi yaratışıyla ilgili örneklerden bir diğeri ise Hazreti Süleyman kıssasındadır. Ayetlerde bildirildiği üzere, Hazreti Süleyman dişi karıncanın kendisi hakkında söylediklerini duymakta ve anlamaktadır.
Nihayet karınca vadisine geldiklerinde bir dişi karınca dedi ki, ''Ey karınca topluluğu, kendi yuvalarınıza girin. Süleyman ve orduları farkında olmaksızın sizi kırıp geçmesin.'' Süleyman bu sözü üzerine tebessüm edip güldü. Görüldüğü gibi ayette bir karıncanın diğer karıncalara hitap ettiği, bu hitabınsa Hazreti Süleyman tarafından duyulduğu haber verilmektedir. Şuursuz tesadüflerle ortaya çıktığı iddia edilen bir hayvanın, kendi toplumuna hitap etmesini sağlayacak özel bir haberleşme sistemine sahip olması, üstelik onları akla ve mantığa davet etmek gibi bilinçli davranışlarda bulunması elbette söz konusu olamaz. Ancak sonsuz güç ve kudret sahibi olan Rabbimiz, bu karıncayı insanların alışkın oldukları tüm sebeplerin dışında mucizevi bir yaratışla var etmiştir. Hazreti Süleyman kıssasında haber verilen bir diğer örnekse Hüthüt isimli kuşun konuşmasıdır. Derken uzun zaman geçmeden Hüthüt geldi ve dedi ki, ''Senin kuşatamadığın şeyi ben kuşattım ve sana sabahdan kesin bir haber getirdim.'' Ayetlerde Hüthüt isimli kuşun şuurlu bir şekilde konuştuğu, akılcı yorumlarda bulunduğu, Hazreti Süleyman'a istihbarat sağladığı bildirilmektedir. Konuşmalarından da anlaşıldığına göre Hüthüt, iman sahibi bir kuştur. Allah'ı tesbih etmektedir. Ki onlar, göklerde ve yerde saklı olanı ortaya çıkaran ve sizin gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı bilen Allah'a secde etmesinler diye yapmaktadırlar. O Allah, ondan başka ilah yoktur. Büyük arşın Rabbidir. Evrimciler insanlardaki konuşma yeteneğinin uzun süreçler sonucunda meydana geldiğini iddia ederler. Hayvanların konuşamama nedenini de evrimleşme sürecinin tamamlanmaması olarak açıklarlar. Onlara göre bir kuşun ya da bir karıncanın ayetlerde bildirildiği gibi şuurlu, akıllı ve imanlı bir şekilde konuşamaması gerekir. Peki bu karınca ve kuş nasıl bir evrim süreci geçirmiştir ki düzgün bir surette konuşabilmektedir? Hüthüt'ün Allah'ı tesbih etmesi, istihbarat bilgilerini ayırt edebilmesi, yorumlarda bulunabilmesi hangi evrimsel mantıkla açıklanabilir? Tabii ki bu mucize Allah'ın oğul demesiyle gerçekleşmiştir. Allah'ın yaratmasıyla varlık bulan bir canlı, Allah dilediği takdirde yine onun dilediği kadar şuurla hareket edebilir ve böyle bir varlıkla iletişim kurmak da Allah'ın izniyle mümkün olabilir. Bu karıncanın konuşması da, Hüthüt'ün yorumları da herhangi bir evrim süreciyle olmamıştır. Allah'ın varlığına ve gücüne iman ettiğini söyleyen kimi evrimcilerin, ayetlerdeki bu gibi işaretler üzerinde mutlaka düşünmesi gerekmektedir. Çünkü bu yaratılış gerçekleri, evrimcilerin iddialarını açıkça geçersiz kılmaktadır. Yaratma da diriltme de tamamen Allah'ın elindedir ve Allah'ın aynı yaratmada olduğu gibi diriltmede de bir sebebe, araca ya da herhangi bir sürece ihtiyacı yoktur. Bunun Kur'an'da pek çok örneği vardır. Kur'an'da bildirildiğine göre insan ölüp toprağa karıştıktan sonra ahiret gününde yeni bir yaratılışla diriltilecektir. Ayetlerde şu şekilde bildirilir. Bu, şüphesiz onların ayetlerimizi inkar etmelerine ve biz kemikler haline geldikten, toprak olup ufalandıktan sonra mı, gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz demelerine karşılık cezalarıdır. Görmüyorlar mı, gökleri ve yeri yaratan Allah, onların benzerini yaratmaya gücü yeter. Ayetlerde de görüldüğü gibi, inkar edenler, insanların ölüp toprak olduktan sonra yeniden yaratılacaklarına inanmamaktadırlar. Bu örnek, evrim teorisinin içinde bulunduğu durumu da özetlemektedir. Çünkü kıyamet gününde insanların bedenlerini yoktan var edecek olan Rabbimiz, ilk insan olan Hazreti Adem'i de yoktan var etmiştir. Ölümlerinin ardından kemik haline gelmiş insanlar, herhangi bir evrim süreci olmaksızın diriltileceklerdir. Hazreti Adem de Allah'ın dilemesiyle herhangi bir evrimleşme olmaksızın yoktan yaratılmıştır.
insanın ahiret günündeki yeniden yaratılışı da ayette şöyle haber verilmektedir. Allah, andolsun sizi ilk defa yarattığımız gibi bugün de teker teker yapayalnız ve yalın bir tarzda bize geldiniz ve size lütfettiklerimizi arkanızda bıraktınız. Ayette dikkat edilmesi gereken bir noktada insanların ahiretteki yaratılışlarının ilk yaratılışları gibi olduğunun belirtilmesidir. Ölüp toprak haline gelen insan ahirette yeniden bir yaratmayla yoktan yaratılacaktır ve insan halinde olacaktır. Dolayısıyla insanın ilk yaratılışı da buna benzemektedir ve aşama aşama değil bir anda mucizevi şekilde gerçekleşmiştir. Kur'an'da yeniden dirilişle ilgili verilen bir diğer örnekse öldükten sonra dirilmeye inanmayan bir kişinin durumudur. Ayetlerde bildirildiği üzere Allah bu kişiyi ve eşeğini 100 yıl ölü bırakmış sonra ikisini de diriltmiştir. Kur'an'da bu olay şöyle bildirilir. Ya da altı üstüne gelmiş, ıssız duran bir şehre uğrayan gibisini görmedin mi? Demişti ki, Allah burasını ölümünden sonra nasıl diriltecekmiş? Bunun üzerine Allah onu 100 yıl ölü bıraktı, sonra onu diriltti. Ve ona dedi ki, ne kadar kaldın? O, bir gün veya bir günden az kaldım dedi. Allah ona, hayır, 100 yıl kaldın. Böyleyken yiyeceğine ve içeceğine bak, henüz bozulmamış. Eşeğine de bir bak. Seni insanlara ibret belgesi kılmamız içindir. Kemiklere de bir bak, nasıl bir araya getiriyoruz, sonra da onlara et giydiriyoruz, dedi. O, kendisine bunlar apaçık belli olduktan sonra dedi ki, biliyorum ki gerçekten Allah her şeye güç yetirendir. Ayette bildirilen bu örnek, Yüce Rabbimizin yaratma ve öldürme konusunda hiçbir sebebe ihtiyacı olmadığını açıkça gösteren delillerden sadece bir tanesidir. Evrimi savunan bazı Müslümanların ifadelerinden, onların da aynı Darwinistler gibi sebeplere değer verdikleri anlaşılmaktadır. Oysa bu çok büyük bir yanılgıdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Allah tüm sebeplerden münezzehtir. Bir şey yaratmak için sadece ol demesi yeterlidir. Örneğin Allah, cennet ve cehennemi de sebeplerden bağımsız olarak yaratmıştır. Kainatın, dünyamızın ve dünya hayatındaki canlılığın oluşumunu evrimsel süreçle açıklamaya çalışanların cevaplaması gereken sorulardan biri de cennet ve cehennemin nasıl yaratıldığıdır. Allah cennetteki tüm detayları, yüksek köşkleri, güzel konakları, yüksek kurulmuş tahtları, yiyecekleri, meyveleri, sebzeleri ve sonsuz nimetleri herhangi bir evrim süreci olmadan bir anda yoktan yaratmıştır. Rabbimiz cennette insanın dışında birçok varlığın bulunacağını ayetlerde bildirmiştir. Örneğin Rabbimiz, Rad suresi 23. ayetinde bildirilen ve müminleri cennette karşılayacak olan melekleri de bir anda yaratmıştır. Vakıa suresi 22. ve 23. ayetlerde bildirilen cennet hurileri de, İnsan suresi 19. ayette bildirilmiş olan ebedi kılınmış civanlar da Allah'ın ol emriyle cennette hiçbir evrim süreci olmadan yaratılmışlardır. Cennet hurilerinin ve civanların nasıl yaratıldıkları da evrimi savunan Müslümanların cevaplamaları gereken bir diğer sorudur. Rabbimiz cehennemi de içindeki her detayla birlikte yoktan var etmiştir. Zümer suresi 71. ayette bildirildiği üzere ölümlerinin ardından dirilecek insanlar cehennem kapısına geldiklerinde bekçilerle karşılaşacaklardır. Bu bekçilerde hiçbir evrim geçirmeden Allah'ın dilemesiyle özel bir yaratılışla bir anda var edilmişlerdir. Ne cehennem bekçileri ne de cehennem hayatı için bir evrim söz konusu değildir. İşte insanın yaratılışı da böyledir. Hazreti Adem de balçıktan bir anda yaratılmıştır. İnsanın yaratılışında hiçbir evrim süreci yaşanmamış, insan doğal seleksiyona ya da mutasyona uğramamıştır.
Hicr suresi 15. ayette bildirilen çamur ifadesi de insanların bu yaratılış mucizesini daha kolay anlamaları için var edilmiştir. Çünkü Allah'ın yaratmak için çamura ya da başka bir maddeye ihtiyacı yoktur. Cennetteki hurileri, civanları, cehennemdeki bekçileri sebepsiz olarak var eden Rabbimiz, insanı da sonsuz kudretiyle yoktan var etmiştir. Rabbimiz, yaratmak için hiçbir sebebe ihtiyaç duymayandır. Rabbimizin kuşu çamurdan yaparken çamura ihtiyacı yoktur. Ancak bu sadece bir vesile olsun diye bu şekildedir. Hazreti Musa'nın asasından yılan oluştururken de Rabbimizin bir asaya ihtiyacı yoktur. Eğer asa olmasaydı yılan da olmazdı şeklinde düşünmek çok büyük bir aldanış olur. Bunlar sadece birer sebeptir. İnsanların daha kolay anlamalarını, bir mantık kurabilmelerini sağlamak için bildirilen birer sebeptir. Allah melekleri, cinleri ve şeytanı yoktan var ettiği gibi ilk insan olan Hazreti Adem'i de ol demesiyle bir anda yoktan var etmiştir. Hicr suresinde şöyle bildirilir. Hani Rabbin meleklere demişti, ben kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan bir beşer yaratacağım. Ona bir biçim verdiğimde ve ona ruhundan üfürdüğümde hemen ona secde ederek yere kapanın. Ancak film boyunca da çeşitli örneklerle açıkladığımız gibi, Allah dilediğini dilediği şekilde yoktan var edendir. Kimi Müslümanların da bu gerçeklere gözlerini kapatmamaları gerekmektedir. Allah, Kur'an'da insanı yoktan var ettiğini bildirmiştir, herhangi bir evrim sürecinden bahsetmemiştir. Allah'ın insanı yaratmak için herhangi bir sürece, evrimsel mekanizmaya ihtiyacı yoktur. Allah, tüm bu eksikliklerden uzaktır. Filmimizin birinci bölümünde Kur'an'da evrim gibi bir kavrama kesinlikle yer olmadığını ayetlerdeki delilleriyle izledik. Tesadüf ve rastlantıları ilah edinen evrim teorisinin Allah'tan başka ilah olmadığı ve Allah'ın yegane yaratıcı olduğu gerçeğini bildiren İslam diniyle hiçbir şekilde bağdaşmadığını gördük. Filmimizin bundan sonraki ikinci bölümünde ise evrimci Müslümanları yanılgıya düşüren nedenleri, Kur'an ayetlerinden evrime delil getirmeye çalışanların yanılgılarını ve Darwinizmi tehlike olarak görmemenin doğuracağı tehlikeli sonuçları inceleyeceğiz. Kimi Müslümanlar bugüne kadar evrim teorisini doğru kabul etmiş, hatta savunmuş olabilir. Bilimsel gelişmeleri takip etmeyen, evrim teorisinin geçersizliğini anlatan yayınları okumayan bir insanın, evrimci propagandaların etkisinde kalarak bu teoriyi bilimsel bir gerçek zannetmesi doğaldır. Ancak İslam ahlakının gerektirdiği, insanın hatasını fark ettiği anda hemen doğru yola yönelmesidir. Ayetlerde şöyle buyurulmaktadır. Ve çirkin bir hayasızlık işledikleri ya da nefislerine zulmettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarından dolayı bağışlanma isteyenlerdir. Allah'tan başka günahları bağışlayan kimdir? Bir de onlar yaptıkları kötü şeylerde bile bile ısrar etmeyenlerdir. Ancak kim işlediği zulümden sonra tevbe eder ve düzeltirse şüphesiz Allah onun tevbesini kabul eder. Muhakkak Allah bağışlayandır, esirgiyendir.